Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir tarzda başladık, böyle elimde çilekle falan. Cherry Head'ler var burada, iki tane kaplumbağa. Burak'la birlikte bunları anlatacağız. Bir tanesi Redfoot. Sağdaki ufak olan. Redfoot. Cherry Ne farkı var? Yani tür olarak bir farkı yok aslında. İkisi de aynı sınıflandırmada. Fakat Cherry Head'in kafası yani sarı olarak ya da kırmızı olarak daha yoğun renkli. Lokale göre değişiyorlar lan bunlar da. Evet. İşte Güney Amerika, Kolombiya, Venezuela, Brezilya farklı farklı varyeteler. Bu ufak olan benim daha eski, daha kremli. O yüzden gördüğün gibi daha alışkın. Evet. Çileğe Bu şey koşarak geliyor. timsahlar gibi. Timsahları çıt çıt yapıyorsun geliyor ya. Gerçi bu yemle biraz ama güzel yiyor. Oğlum bayağı yiyor ya. Demişken de normalde kara kaplumbağaları meyvelere çok fazla tolerasyonu yoktur. Verilmemesi Ama gerekiyor değil mi biraz? Şekerden ya dolayı. bizdeki tatlı gibi Aynen. aslında baktığınız zaman hani çoğu zarar, azı karar, çok nadiren verilmeli. Fakat bu türün farkı %30-40 oranında meyve de Protein. verilebilir. Hatta verilmesi de gerekiyor. Ya Ekstra renk. olarak dediğin gibi protein. Ya bir de renklenmesi de çilekle ilgili de var bunlar biraz değil mi? Renklenmede hani Yani çilek de biraz daha kırmızı meyveler yedikçe kırmızılaşma falan var mı bunlarda? olabilir ama o öyle bir kesin Mesela sonuca gargoylarda bağlı falan da değil. var. Bunlarda çünkü renkler doğuştan az çok belli oluyor zaten. Evet. Zaten bu şu an yiyen bir hayli bebek. Yani Yani kaç maksimum aylık? 3 aylık, hadi bilemedin 4 aylık diyelim. Oo. Arkadan gelen o sanırım yaşını doldurmuş. O da çok değişik bir görünüşte. Gördüğün gibi biraz daha yakına gelse Aynen. aslında bacakları kırmızı, Gel buraya. kafası sapsarı. Yani Cherry Head diye aldım aslında ama biraz Lemon Head çıktı sanki. Biraz daha farklı. O daha özel Evet. galiba değil mi? Yani araştırdığıma göre Kolombiya varyetesi çok fazla bulunmuyormuş. Yani bana şansa geldi. Önce biraz üzülmüştüm. Çünkü Cherry Head istiyordum kafası kıpkırmızı olsun diye. Fakat bunu da görünce bir hayli sevdim. Peki cinsiyetler belli mi bunlarda? Yok, Daha değil değil cinsiyetler mi? için henüz çok erken. En Bence az bunu bir bir sene falan olması gerekiyor belki de değil deneyelim mi? bakalım. Ver bakalım sen de ona. Yiyecek mi? Bu biraz daha korkak. Bir de Çok bu... kısa zaman oldu. Aynen. Muhtemelen de yuvasına doğru gidiyor şimdi. Kaçma lan. Yakala yakala yakala. Yakala İsim mankenimizi. ve boy farkları da ortaya çıksın. Oh. Belki arkadaşını görünce gider yer. Hadi gelin bakalım. Gel. Sen de bir ucundan ısır. Şöyle bir tane yeşil koyalım. Elimde tuttuğumda görünüyorsa tere. Nerede tuttuğun gözükmüyor. Aynen tere de faydalı ya. Bütün Yani otçul canlılar için. gerek insan için gerek hayvanlar için en faydalı sebzelerin başında geliyor. Yeşilliğin daha Aynen. doğrusu. Dere kenarlarında yetiştiği için bütün vitaminleri içeriyorlar. Aynen. Tere kalsiyum açısından çok zengin. Evet. Kalsiyum açısından bir de kara hindiba var. Senin bana sürekli Aynen. gönderdiğin. Ben Kargo ile maalesef kara hindiba gönderiyoruz. İstanbul şartlarında çok fazla bulamıyorum. Ama aslında bütün kara kaplumbağaların ana besini olmalı. Aynen. Belki bir balkon ortamında yetiştirilebilir. Ya aslında ekilebiliyor ya. Kara Mesela hindiba çok rahat çıkıyor diye biliyorum ben. ya aslında yol kenarlarında falan da var. İşte gidip toplamak lazım. Sonra onları biraz steril etmek lazım. Ya bizim kapının önüne bile yetişiyor ya. Evet Kara evet hindiba ben evet. yollarda görüyorum. Hemen Asfalttan bile hemen her patlıyor yerde bazen. var. Taş yollardan falan. Evet, öbürü de sanki Yiyecek cesaret etmeye yiyecek. başladı yavaş yavaş. Ama kafasını ısırmasın. Gerçi dişleri çok Sağlıyor. gelişmiş değil herhalde bunların değil mi? Ya, tırnak makası aslında çok güzel bir tabir. Hadi ya. Tırnak makası gibiler. Yani dişten ziyade Eti böyle kesemezler muhtemelen. kopardığını tık diye ısırdığını tık diye alıyor. Evet. Ya bunlar bir protein ağırlıklı besleniyor değil mi? Hani ekstra olarak sadece yeşillik değil Yani kara bunlarda. kaplumbağaları içerisinde Tek mi? proteinle beslenen yani böcekçil nadir türlerden biri. Bu da öğünün yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Ya da şöyle de hesap edebilirsin. Mesela haftada bir kere verilebilir gibi. O güzel. Ben öyle yapıyorum. Haftada bir kere veriyorum. BSF larva onu ödesin Evet, galiba buradan da selam değil olsun. mi? Natransa'ya. Ya Natransa'nın şimdi yerleri çıkacak hatta. Ya Hatta ben çıktı ben ısrarla deniyorum şu bekliyorum. anda. Hatta sana getirebilirim onu da unuttum ya. Çok acele geldim ben bu sefer buraya geliştiğimde. Ben tozu bekliyorum ve kurutulmuşu deneyeceğim. Onu bekliyorum Buradan duyur. açıkçası. Poşetle yollayın bura. Yani evet. Ambalajı Ambalajı istemiyorum. Ya tozu özellikle bana sebzelerin ve meyvelerin üzerine serpiştirebileceğim için aynen. yani çok kullanışlı olacak. Yani Evet. canlıyı denedim. Gayet Yediler mi güzel canlıyı yedi. da? Gayet güzel yedi. O zaman büyük yoktu. Ufaklıkta denedim. Bayağı Ya bir avcılarmış yani. BSF aslında bayağı faydalı ya. Evet. Ya dış Yani her kabuğu da canlı çok için.
Yani keratini çok ince olduğu Hı için hı. yani kaplumbağa için özellikle çok iyi oldu. Ya Tam on öyle bir yem kurunda arıyordum. yağlanma sorunları oluşturuyor, değil mi? On kurunda tıkanma yine yapabilir. Evet. Sindirimi daha zor. Yani tıkanma dediğin iyi noktaya temas ettin aslında. Bunlar gördüğün gibi diğer kaplumbağalardan ayrıca bir nem olayı var. Hı, evet. Terrariumda Teremde mostlar var biraz daha. evet, yosun ağırlıklı ve aşağıdaki torf da nemli. Bunu normal bir kara kaplumbağasına yani 3 ölçülünü yapsan muhtemelen ölür. Evet. Bunlarda da tam tersi nemsiz Nemüs termitür. kaldıklarında inanılmaz kuruyorlar. Kaç Yani bir nem günde istiyor? bile Ortalama %50-60 falan istiyor herhalde, değil mi? 60'tan fazla 60'tan fazla mı yani istiyor? 70-80'e Gerçi nem bayağı ıslak diyorsun. yaklaşması lazım, evet. Oo. Ya gerçi normalde İstanbul şartlarında 50-60 nem zaten oluyor. Evet ama Üstüne biraz daha İstanbul yağmurama. şartlarında bile kuruyorlar. Ya tabii şimdi Ben ilk sıcaklık da var bir zamanlarda yandan. teraryum yokken başka bir yerde baktım, yine torf vardı altında. Sadece bu nemi kontrol edemiyordum. Yani burnu, gözü direkt kuruyordu. Hadi ya. Her gün duş aldırıyordum. Ya torfu da biraz nemli tutmak gerekiyor ve biraz da yüksek tutabilirsin aslında. Evet ya, onda Ama biraz alan çok geniş ya. Bauhaus'un azizliğine uğradım. Az 20 mı verdi? santim altı kesmeyi bırakmışlar. 20 santimi de yakıştıramadım ama pişman da oldum sonra. Keşke ön yüksekliği Ya 20 20 santim santim yapsaydım. olurdu ya bence. Evet, Torfu torfu da biraz yüksek daha yüksek tutardın. tutup. Evet, Nem daha çok kalır kesinlikle orada. böyle yapsam daha iyiymiş. Aynen. Bakalım, olmadı değiştiririm. Yani. Yeri yuvasına gitti. Bu arada saatimiz Şerefsiz. akşam Şerefsiz. saati. Normalde uyku saatleri. Yani normalde uyku saatleri ve bunlar da gün döngüsü. Yani bir Biyolojik hayli... saat olarak var. Evet, yani çok dikkat Işıklar açık ediyorlar. olsa bile. Yani bildiğin çalışma saatleri var. Aslında bütün kara kaplumbağaları öyle. Sabah kalkıyorlar. Önce bir kendilerine geliyorlar. Gelip yemeğini yiyorlar. Isınıyorlar. Daha sonra da tekrar gidip yatıyorlar. Güzel sistem ya. Zaten biz yozundan çıkarttık şu an. Yani tam benlik aslında. Memur işte. Evet. UVB istiyor, onu da söyleyelim istersen, tekrar yine bilgi verelim biraz bakım hakkında da. UV olabildiğince yüksek olursa iyi olur. Çünkü gördüğin gibi zaten çok kalın ve kocaman kabuğa Şöyle sahipler. göstereyim terajımda. Gün ışığından da olabildiğince faydalanmaları lazım. Yani teraryum konumlandırılırken ya da yapılırken Şurada biraz, yani evet, gün ışığı da pencereden alıyor de buradan biraz. gün ışığının gelebilecek şekilde Ama koyulması gün daha iyi ışığına dikkat olacaktır. etmek gerekiyor. Hani tamamını kaplamamalı teraryumun. Gölge Yani alanı evet. olmalı kesinlikle. Zaten bir yuva kesinlikle olmalı. Bu arada inanılmaz akıllılar. İlk gün koyduğunda bile yuvasını keşfedip direkt gidip içine giriyorlar. Hadi ya. Ya az önceki de zaten direkt yuvasına gitti. Gerçi doğru, bir gün olmasına rağmen iyi alışmış yani. Ya ultraviyole ampul UV. Çöl değil, tropikal herhalde bunlar, değil mi? Nem Bir tanesi istediğine hiç. tropikal, bir tanesi çöl. Sen iki tane koydun. İki tane koydum. Çünkü alan geniş olduğu için. Hı. Ya tabii bir de takıldıkları Spot'ta alana ben göre çok yapmak yüksek lazım. kullanmıyorum. Evet, yani alana göre biraz ayarlamak lazım onu. Spot'u ben çok yüksek Spotta kullanmıyorum. şöyle. Yani 25 watt'ı geçmemeye çalışıyorum. Hı. Zaten alan kısıtlı olduğu için. Ya zaten bir de oda da ısınma Yani oda da var sıcak senin, zaten. yani Onun haricinde yani bitki, orada görünen papatya. aynen. İstersen Yiyorlar sana mı şey gelir. papatyaları? Bir bırak bakalım, belki yeşilliği kendi gelip yer. Merak ettim ben de. Normalde akşam saatleri çok da yemezler aslında da. O bayağı uyandı ya. Evet, bu çok alıştı. Onun da etkisi var. Evet, tereyi de yiyor. Görünen papatya, aslında papatyayı yiyebilirlerdi. Ya ben çok vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Hani Ne tereye... patatesi oldu belli değil biraz da, değil mi? Yani Buralar. evet, tam türü teşhis edip ve sürekli bulunabilirlik, hani bir şeye alıştıktan sonra da onunla gitmesi Düzen gerekir diye düşünüyorum. Düzen. Şu an görsel olarak duruyor. Ben biraz da ama yeşili çok güzel olmuş seviyorum. ya bence. Ben arka planı yemeye çalışırlar sürekli. Kafayı yerler diye düşünüyordum ama olmadı galiba bir şey. Yani aslında önce bir sürekli gidip dolaşıyorlardı oralarda. Ama dediğim gibi gerçekten çok zeki. Hani en fazla Fark ikinci, etti yani. üçüncü kere de anlıyorlar bir şeyi. Yani ben Çok güzel hiçbirinin ya. yerini göstermedim bu teraryumdaki. İlk gün her şeyi kendisi buldu. Tanıtsaydın oğlum önce bir. Otel Yani su görevlisiyim. kabı dahi sadece bir kere yuvasına koydum. Bir daha yuvasına kendim götürme ihtiyacı bile duymadım yani. Burası da salataları verdin olan galiba. Torfa bulaşmasın diye. Değil mi? Evet. Torf çünkü sindiremeyebilirler torfları. Bak Hem de o yanında çileye gidiyor yani. yine çileye gidiyor. Ya aslında bu da az önceki söylediğimizi doğruluyor. Hem papatyayı Evet. alıştırıp bu sefer bulamadığımızda Bırakmak aynen. çekeceğimiz sıkıntı. Ve diğer kara kaplumbağalarına da meyveyi biraz da bu yüzden vermiyorlar. Bizdeki tatlı mantığı, yani tadı güzel. O yüzden de hayvan onu tercih Tabii. ediyor. Mesela iguanalarda falan da yine ben de hani veriyorum ama çok az veriyorum. Çünkü fazla verince şeker sıkıntılı. Daha çok yeşillik ağırlıklı beslemek gerekiyor onlara. Yine bunlarda da öyle ama dediğim gibi bu biraz daha çerehit, biraz daha özel. Red. Neydi? Red food. Red food. Çerehit dedim. Pardon. Bu arkadaş sanırım Güney Amerika'dan. Yani Burak. klasik bir Red Food diyebiliriz. Diğeri Kolombiya diye düşünüyorum. Ama henüz çözemedim. Çözersek videoyu Aynen. Peki nerede bulunuyor başka peki? Var mı anahtarları dışında bulunduğu yerler? yani doğada başka yerde bulunmuyor diye biliyorum. Ha, sadece iki yere özel. Amerika'ya özel. Evet, yani Güney Amerika'da yaşayan bir tür. Oo. Güzel ya. Zaten burada yaşayamaz yani bu.
Türkiye coğrafyasında yaşayamaz Yok hani sıcaklıklar gereği. hem sıcak hem de nemli olması Aynen. lazım. Karadeniz bölgesi olur ama Karadeniz bölgesinde çok çok soğuk Çok soğuk zamanları olur. oluyor. Soğukları kaldıramazlar. Aynen. O yüzden burada Yani yaşayamaz bunların zaten. Türkiye'de hayatta kalması mümkün değil. Hani bunu söylüyorum ki bazen hani insanlar şey algılıyor. Hani bakamayacaksınız, bakamıyorsunuz, sokağa salıyorsunuz falan gibi algılıyor. Hani zaten bunlarda öyle bir şey olamaz. Olsa bile birçok canlı, Sokağa bizim beslenen salarlarsa birçok haber canlı versinler sokağına da. biz gidip topluyorum. Yani birçok canlı maalesef ki yaşayamaz bizim coğrafyamızda. Aslında bir yandan iyi, ekosistemin bozulmaması için, bir yandan da kötü bir şey tabii bu. Ya aslında yine iyi bir konuya temas ettin. Bu şu an böyle minik, çok sevimli bir Durduna canlı. bakmayın. Durduğuna bakmayın. Uzun sürede de olsa sadece kabuk boyu 30-35 santimlere ulaşacak. Oo, bizi Ya gömer mi peki? bizi kesin gömer zaten de. Hani bizi ne kadar da toparlayamadım cümleyi. Kaç santime kadar ulaşıyor? Yani sadece kabuk boyu 30-35 santim oluyor. 35 Bir de santim. yanlamasına düşün yükseklik. Yani bu Oo. teraryumda olacak iş değil Bu mesela. terariumda sıkışır herhalde şu ortada Evet. falan Yani ama. uzun sürede geliyorlar o boya gerçi ama. İyiymiş. Kaç sene yaşıyor peki ömrü ortalama? Ömrü esaret altında yani 50 senenin üstünde 50 yaşıyorlar. sene üstü. Oy maşallah. Bizim o kadar yaşayamayız biz artık yani. Şu Yok an biz işte ne 30 tipte yaşında varlar olsan, da. 30'dan desen yani hesaplan düz. 50 daha 80. Oo. E peki kime bırakacaksın? Ya bakalım işte sen biraz daha sağlıklı duruyorsun. Seni düşünüyorum. Ben sigara içmiyorum falan yani. İşte evet Kullanmıyoruz. onu Kötü şeyler kullanmayın zaten siz de. Burak da kullanmıyor zaten. da kullanmıyorum. Yani bakalım bir teras, bir güzel bir bahçede bir alan. Çok güzel olur ya. Aslında yani bu kara kaplumbağaları bence öyle Bahçeli beslenmeli. evler için Çok aynen çok uygun. minyatür türler var bu arada. Evet. Ülkemize geldiğini zannetmiyorum. Ben de sanmıyorum. Çok pahalı ve bulunması oldukça zor. Aynen. Yani ben doğadan yakalama canlı da hiçbir zaman tercih etmediğim Tabii için. kesinlikle ya. Yani captive breedlerde oldukça pahalı, hele de nadir türlerde. Evet. Ben duymadım hiç ama minyatür türler var. Evde beslemeye gayet uygun olanlar. Aynen. Neydi o turun adı? Murat istiyordu bizim. Just just Murat. Testudo Klimani. Klemeni, Klemeni. En Aynen. küçük ikinci tür. Ama yani hem Latinci hem çok fiyatlar iyi değil. açısından. Diğeri de Signatus. Birinci Aynen. en küçük tür. Onun bulunması çok çok zor. Klimani gene biraz Zaten bulunuyor. üretimi de muhtemelen çok kısıtlıdır onların yurt Evet. dışında Yani da. zaten hayvan kendisi de ufak olduğu için yumurta sayısı da ona göre az oluyor. Tabii. Üremesi az ben. O yüzden zor bulunuyor. Çok güzel bu ya zibidi. Hey. Beni bayağı konuşturdun Kaan'a. Konuşmayacağım dedim ben Evet ben videoda. konuşamam dedin. Çok iyi değil mi? Oğlum ilk defa da hazırlık yapmadan şey yapayım ya. Her şeyden Ya anladın. spontane daha güzel zaten hazırlıksız. Evet. Bak ne güzel hayvan yiyoruz çekiyoruz. Vallahi güzel. Ya böyle böyle de güzel oldu. Bu konsept güzel oldu diyorsanız. En büyük emek şu an kaplumbağalar. Arada bu konseptlerden de yapabiliriz yani videoları. Diğer kaplumbağa o da uyumadı ama. Yok o da uyumadı işte. Işıklar açıldığında bunlar da gün şeyi çok fazla. Döngüsü aynen. Bu yemeği bitirdi galiba artık. İçi de yiyor mu? Yiyemez. İyi. Eskiden yiyemiyordu ama şu an bence bir zorlar. Bunun karnı tok hali bu Tabii arada. tok, toktur abi. Yani gece hiç denememiştim. Şaşırdım hatta şu an bu kadar Aynen. yemesine. Ben normalde ikisi de direkt çekip gidecek diye Aynen. düşünüyordum. Dışkı olayını nasıl yapıyorsun mesela? Ha dışkı da yine bak güzel bir konu. Şimdi diğer türlerde beslenme alışkanlıklarından dolayı dışkı biraz daha kokulu ve cıvık. Bunlar daha böyle bizim diğer sürüngenlere benzer dışkı Hadi ya. yapıyorlar. İyi Daha iyi. kıvamlı yani daha Sert sert. oluyor. Hemen o bölgeyi Evet alıyorsun hemen o birazca. bölgeyi alıyorum. Zaten genelde ya suya yapıyorlar ya da şurada yem yerken yapıyorlar. Onun Su haricinde bu yapıyor ha. evet. Su iyiymiş Yani ya. suda hatta bunlarda şey oluyor. Kış uykusuna yatıranlar da gerçi bu tür yatmıyor da. Yani sıcak suda bağırsakları boşaltıyorlar üreticiler. O şekilde kutulara koyarak kış uykusuna yatırıyorlar. Yani suyu gördüğümde aslında direkt bırakıyorlar. Hele de bir ılık bir su. O iyiymiş ya. Gördüğün torf mos da kokuyu bir hayli emiyor. Aynen sphagnum Benim de bu türü tercih etmemdeki en büyük neden yani koku bir hayli fazla aslında kara kaplumbağalarında ama bu mos. türde sistemde kapalı olduğu için şu ana kadar bundan hissedilen bir şey yok. Süper süper. Ama çok güzel ya İşte. böyle bir canlıyı bize anlattığın için Burak. Çok teşekkürler. Rica Herhalde ederim. başka bir şey kalmadı herhalde anlattığımız. Spot mesela kaç derece güneşlenme alanı? Onu biliyor musun Ya ben ortalama? biliyorsun çok ölçüm yapan bir insan değilim. Pardon ya. Helal. Kaç derece ortalama? Ya Ortalama çok söylesen ne olur? işte ölçüm Sıcaklık. yapan bir insan değilim. Yani o 40 El dereceyi yordamıyla. aştığını zannetmiyorum. Aslında ben aştırmamaya da özen gösteriyorum. Çünkü spotun yani termostat olmadığı için şu an Tabii. bir kontrolü yok. Sistemde kapalı olunca hani sınırını bilemezsin. Ben Aynen. hemen hemen bütün canlılarımda 25-30 watt'ı geçmemeye çalışıyorum. Bunda da hatırladığım kadarıyla 25 takılı. Ha, güzel güzel. Mesafede 40 santim civarı. Ya şu an 28-30 civarı en fazla burası. Sıcak Evet. bölge. Isıtıcı pedleri var bu arada. Onlar nerede? Yuvalarının altında. Ha, Isıtıcı onlarından da pedin iyi. üzerinde de bir ahşap plaka. Üzerinde zaten torf ve mos var. Hani direkt Ha.
etkilemesin diye. Zaten buradan da söylemiş oldum. Kaya kullanmayın arkadaşlar. Kayalar yakabiliyor canlıları değil mi? Bunlarda Evet. da aynı sorunlar yaşanıyor. Ayakları yakabilir. Kabuğu yakabilir. Kabuğa yara verebilir. Neyse. Herhalde anlattık her şeyi ya. Cherry Food videomuz da oldu bir tane. Böyle rahatmış ya. Ne güzel, hiç araştırma yapmıyorsun, şey yapmıyorsun. Ben böyle Abi yapayım bunu. spontane en güzeli. Oğlum sen biliyorsun, bilmiyorsan olacak mecbur. Ya olsun canım, anlatırdın sen, ne olacak? Oo, çok güzel. Neyse arkadaşlar, videoyu kapatalım. Ben şimdi bunun yeni videosunu devam ettireceğim, çekeceğim yani. En azından konuşmayı kapatalım. Belki timelapse şeklinde koyabilirim bunun videosunu da. Hadi arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı hala değilseniz unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay 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 bay. dedim. Bay bay. Öyle kös kös duruyorsun ya.